Otokar Sakarya'daki fabrikasında basın mensuplarını ağırladı. TUSAŞ, Afrika ülkelerinden Çad'a 3 adet Hürkuş ve 2 adet Anka teslimatı gerçekleştirdi. Canik, M3 ağır makineli tüfeğini ilk kez İDEF 2023 fuarında sergileyeceğini duyurdu. Jet Composite firması Türkiye'nin ilk yerli epoksi köpüğünü üretti. 13 Temmuz 1982 yılında kurulan Türk savunma sanayi firmalarından Havelsan 41 yaşına girdi. Aselsan'la TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 20.7 milyar lira ve 1.2 milyar dolarlık iki sözleşme imzalandı. Otokar elektrikli ağır sınıf insansız kara aracı Alpar'la dizel tahrikli zırhlı keşif aracı Akrep 2 R'yi tanıttı. TUSAŞ ağır sınıf taarruz helikopteri Atak 2'nin yer ve uçuş testlerinin devam ettiğini açıkladı.